Sarhoş kardeşim, sen sarhoş değilsin, batılı destekleyen sarhoştur. Sen içki içerek kendi vücuduna zarar veriyorsun, dön Allah'a. İçkiden huzur arayamazsın ne dünyada ne ahirette. Allah evini kirletme. Gel sana uzanan hat merdivenlerinden, Kur'an güneşinin etrafındaki yeşil çayırlarda mutlu ol. Kur'an bahçesine gel. Ey asıl Müslümanlara yeniden doğuş hazırlayın evlatlarınıza. Yeniden doğuş. Bu doğuş Kur'an'la olsun. Totem dinini bırakın bu memlekette. Ülke 60 yıldır totem dininin idaresinde. Totem dini. Devletin dini yokmuş haşa. Kim uydurmuş? Türkiye'nin dini vardır. İsmi totem dinidir. Totem. Ne demek totem? Tamtamlar dini. Yamyamlar dini, yani putlar dini Türkiye'ye hakimdir. Simgesini mi görmek istiyorsunuz? Bitiriyorum, terlediniz, biliyorum. Simgesini mi görmek istiyorsunuz? Simge görmek istiyorsunuz. Türkiye'ye gidin, Ankara Sihye, totem dininin rozeti orada. Bir geyik, geyik de güneşin etrafında, güneş tanrısı diye haşa. Kimin dini bu? 3000 evvel Anadolu'da yaşamış Hititlerin dini, totem dini. Onu hoşlatıyor bay ilericiler, çağdaş kafalılar. Totem dini serbest bu ülkede, Allah'ın sözü yasaktır. Onun için uyanın. İşleri güçlerine bak. Demirel'in elinde 100.000 dolarlık bir hediye, madalya, Atatürk Barış Ödülü dağıtıyormuş. Totem dini başka neyle uğraşır? Ne işsizine iş bulmak, ne bekarına yuva kurmak, bunlar onun gayesi değil. Totem dini zulüm düzenidir, zulümle meşguldür. Baraj açacak, sade bir tören yapıp da Kur'an'la açmaz, parasız. Kur'an okumakla baraj açmaz. 21 milyar verir, Fransız'ı zengin eder bu totem dininin ümmeti. 21 milyar o ülkede 5 milyon işsiz, 10 milyon işsiz var. Yargıtay'ın açtığı odacılık imtihanına geçtiğimiz hafta 23 kişilik odacılık imtihanı, odacı 5000 kişi müracaat ediyor. 3000'i yüksekokul mezunu mühendistir. Anlıyor musunuz? Yanıyor içim. Mühendis olmuş odacılığa razıdır. Neden? Totem dini fabrika kurmuyor, put yapıyor, put.